Aziz misafirler, bir medeniyet toplumu olarak millet, fiziki bir varlık olduğu kadar ruhi bir varlıktır da. Devlet ise bu ülkü birliği yapmış insan topluluğunun ruhundan doğmuş en büyük millet kurumudur. Millet olma ruhundan doğmuş ve inşallah yakında 100 yaşına girişini kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti de özünde milletimizin hürriyet ve adalet için örgütlenmiş bir halidir. Liderler ve devlet adamları bu örgütlenmenin büyük mimarlarıdır. Milletin kendini gerçekleştirme kurumu olarak devletin millet ruhundan doğma olduğunu hatırda tutunca aydınların, mütefekkirlerin önemi daha bir anlaşılır oluyor. Zira o milli ruhu inşa ve ihya edenlerin, toplumun içinden çıkmış büyük şairler, bilginler, sanatçılar olduğuna şüphe yoktur. Fikir ve sanat insanlarının manevi planda devletin kurucuları, mayasını karan ve özünü üreten büyük insanlar oldukları gerçeği anlaşılır. Çağımızın büyük şair ve düşünürü Sezai Karakoç, Milli Marşımız İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif için kaleme aldığı kitabında, yeni devletimiz kurulurken Akif'in de şiiriyle bu kuruluşa katıldığını, şiirleriyle adeta devleti kuran millet ruhunu inşa ettiğini ifade eder. Ona göre Akif, faniliğin kaçınılmaz bir gereği olarak sona eren Osmanlı çağının son kahramanlarının şairi olduğu kadar, yeni devletimiz Türkiye'nin ilk kahramanlık ruhunu da şiirleriyle anıtlaştırmış kişidir. Akif Çanakkale şehitlerine ve İstiklal Marşı şiirleri ile bir bitişi yeni bir başlayışa bağlamayı başarmıştır. Cumhuriyet döneminin kıymetli düşünce adamı Nurettin Topçu da Akif'i yüksek ahlak sahibi, fazilet ve hamiyet kahramanı, büyük bir adam olarak görüp onu adeta kendine rol model edinmiştir. Yine son yarım asırdır Türk şiirine ve düşünce hayatımıza çok büyük ve kıymetli katkıları olan İsmet Özel'in de Akif ve İstiklal Marşı üzerinden adeta yeni bir milli mücadele içinde olduğunu, İstiklal Marşı Derneği adıyla bir dernek kurup yayınlar yaptığını da biliyor ve takip ediyoruz. 100 yıl önce Akif toplumu kaybetmek üzere olduğu milliyet bilincine çağırıyor, mikro ırkçılığa, bölgeciliğe, bölücülüğe karşı uyarıyordu. Esir olmadan, köle olmadan, hür ve bağımsız yaşayabilmek için düşmana karşı koyabilme gücünde olmak şart olduğuna göre bu güç nereden ve nasıl temin edilecekti? Akif, toplu vurdukça sineler onu top sindiremez diyerek, milli birliğin düşman toplarından bile daha büyük bir güç olduğu müjdesini millete aşılıyordu. 100 yıldan beri Akif hakkında onlarca kitap, binlerce yazı yazıldı. Sayısız dergi özel sayılar çıkarttı. Yakın dostu Süleyman Nazif'ten Orhan Okay Hoca'ya, Nazım Hikmet'ten Cemil Meriç'e kadar nice kıymetli insan Akif'i hep saygıyla anıp takdir etti. Çünkü Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi Akif, zekası, sezişi ve imanıyla her namuslu insanın yol arkadaşı ve düşünce tarihimizin kilometre taşlarından biriydi. Şairliği bireysel bohemliğe indirgeyip şiirler yazan bazı şairlerin aksine Akif, şiirin şuurlu ruhtan doğuşunu göstermiş, içinde yaşadığı zamanı ve mekanı idrak etmiş ve doğrudan milletimizin esarete karşı koyma mücadelesinin destanını yazmıştır. Milli mücadeledeki büyük ve ancak mücahitlere yakışır gayretlerini 100 yıl sonra şükranla andığımız gibi, gelecek yüzyıllarda da nesillerimiz Akif'i ve Akifleri saygı ve minnetle hatırlayacaklardır. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan 16 Mart 1920 günü işgal güçlerinin silahlı saldırısına uğradığında, bundan 2 gün sonra 18 Mart'ta meclisin daha güvenli bir yerde çalışmalarını sürdürmesi kararı alınmış ve sadece 40 gün sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da coşkulu bir törenle yeniden açılmıştır. Milletvekilleri işgal güçlerinin saldırı ve engellemelerini de aşarak Ankara'ya ulaşmak için yollara düşmüşlerdir. Sebil-ül Reşat dergisini Ankara'da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa tarafından Ali Şükrü Bey aracılığıyla davet edilen Mehmet Akif de
bir gün gecikmeyle 24 Nisan günü Ankara'ya ulaşmıştır. Savaşı yöneten Gazi Meclis'te Biga ve Burdur mebusu olarak görev almış, Anadolu'yu görevli olarak dolaşıp milli mücadele ruhunu canlı tutmuş ve en önemlisi yeni devletimizin adeta kurucu metni olarak kahraman ordumuza ithafen İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Horasan erenlerinin Türkiye'deki büyük temsilcisi ve Ankara'mızın manevi sahibi Hacı Bayram-ı Veli'nin şiiri Hazirun'un malumudur. Nagehan bir şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında. Mehmet Akif de ondan 500 yıl sonra yine Ankara'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline kalbini koymuş, ona ruh ve mana harcı katmıştır. Vatanımızın kırlarını, köylerini, kentlerini birbirine bağlayan görünmez bağ, büyük ideal birliği ve bu millet ruhudur. O ruh Ankara'da Yüce Meclisimizde tecelli etmiş, milletimizin ortak büyük ülküsünü ve var olma kararlılığını altında toplanılan bir sancak gibi dünya göklerine yükseltmiştir. Ankara şehri işte bu yeniden kuruluşta esarete hayır deme kahramanlığının karargahı olmuş ve bu tarihi rolüyle başkent olma şerefine erişmiştir. Bugün İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak alkışlarla kabul edilişinin 100. yılını idrak ediyoruz. Devletimizin adeta şiirden yapılmış bayrağı olan İstiklal Marşı'nı ve kahraman şairi Mehmet Akif Ersoy'u 2021 yılı boyunca başta meclisimiz olmak üzere bütün devlet kurumlarıyla ve milletçe anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Mutlu bir örtüşme olarak 2021 yılı aynı zamanda Bilge Tonyukuk anıtının dikilişinin de 1300. yılıdır. Orhun anıtlarının özeti gibi olan ve Bilge Kağan'ın bizzat yazdığı Türk Oğuz Beyleri, millet işitin, üstte mavi gök çökmese, altta kara yer delinmese, senin ilini, töreni kim bozabilir? Cümlesindeki sesleniş, İstiklal Marşımızda korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak biçiminde ifadesini bulmuştur. Yine 2021 yılı Türkiye'nin önerisiyle UNESCO tarafından Selçuklu dönemi Türk aydınlarından 3 büyük şahsiyet için anma yılı olarak ilan edilmiştir. 2020 yılı büyük Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. Ahmet Yesevi müritlerinden Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. ve Türk Esnaf Teşkilatlanması'nın kurucu öncüsü Ahi Evran'ın da doğumunun 850. yıl dönümüdür. Bu yıl vesilesiyle Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif ile ilgili olarak yapılacak kıymetli çalışmalar, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına yaklaşırken onu nice yüzyıllara taşıma azim ve kararlılığımızın da bir yansıması olacaktır. 2021 yılı için bir diğer anma ve kutlama konusu da Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun 1071'de kazandığı büyük Malazgirt zaferinin 950. yıl dönümü oluşudur. Bu büyük zaferle Anadolu ve Rumeli ebedi yurdumuz olmuş ve onun her karışını güzelim evlerle, konaklarla, çarşılarla, köprüler, kervansaraylar, darüşşifalar, medreseler, ulu camiler ve binbir çeşit vakıf eserleriyle donatmışızdır. Çünkü Alparslan'ın ordusu Üstad Necip Fazıl'ın ardında çil çil kubbeler serpen ordu dediği ordunun ta kendisidir. Bu sebeple Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı da eserler verilerek, filmler, belgeseller çekilerek, bilimsel ve sanat çalışmalarıyla kutlanmalıdır. Bizler, ben ve benim kuşağımdan insanlar o tarihte hayatta olamayacağız belki, fakat bundan 50 yıl sonra 2071'de çocuklarımız ve torunlarımız Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılını da şanla ve şerefle kutlayacaklardır inşallah. Bu sebeple 2021 yılı bize bugünleri bahşeden, bu dili, bu vatanı, bu kimliği bize miras bırakan atalarımızın saygın şahsiyetlerini bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle anmak için büyük bir fırsat yılıdır. Milli kültürel mirasın bize aktarıldığı gibi bizler tarafından da çocuklarımıza ve gençlerimize bir kere daha aktarımı milli ve vatani bir görevdir. Tabii bu aktarımın bakım ve onarımla, yer yer yenilemeyle, yaşaması için onu canlı tutacak unsurları sağlamayla
ve mümkünse üstüne bir şeyler eklemeyle, mutlaka bir katkı sunmayla, kısacası dirilişçi bir anlayışla yapılması gerekir. Yoksa kültürel mirasın kuşaktan kuşağa, yüzyıldan yüzyılda aktarımı bir fotokopi makinesi mantığıyla olamaz. Üzerine hiçbir şey koymadan aktarırsanız, aktarılan miras gittikçe zayıflar, sönükleşir, anlamını ve işlevini yitirir, sonunda silinip yok olmaya mahkum olur. Diriliş, ölümsüz ruhun daima yeni zamanlarda, Akif'in veciz ifadesiyle, asrın idrakiyle, yenilenmiş biçimlerle filizlenip boy vermesi, Yunus'un ifadesiyle her dem yeniden doğmasıdır. İşte Mehmet Akif Ersoy'un şahsında andığımız ilim ve gönül insanlarımızın, sanatçılarımızın, şairlerimizin büyük önemi buradan kaynaklanmaktadır. Biliyor ve inanıyoruz ki Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati Türk, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserleri gibi, Manas, Köroğlu, Sarı Saltuk Gazi destanları gibi, Dede Korkut, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi dilimizi, milli ülkümüzü, medeniyet düzeyine yükselmiş kültürümüzü hem yapan hem yaşatan metinlerin altın zincirine Mehmet Akif'in safahatı da eklenmiştir. Her yüzyılda yüce milletimizin evlatlarından daima yeni alimlerin, ilmin ve sanatın her alanında büyük düşünürlerin, şairlerin, sanatçıların çıkacağına ve milletimizin devletiyle ebediyen hür ve bağımsız yaşayacağına olan inancım tamdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istikrarı.